Bismillahirrahmanirrahim. Efendim hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyorum her zaman olduğu gibi. Umarım sağlık ve afiyettesiniz. Bugün Seyit Hüseyin Nasır okumalarında kitabımızın giriş bölümünü kavramlar ile ilgili temel bazı bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra çok önemli bir konuyu inşallah ele almaya çalışacağız. Bu konu hem felsefenin, hem kelam ilminin, hem de tasavvufun ortak olarak ele aldıkları bir konu. Daha önce kavramlar konusunu zat-ı alilerinize arz ederken dikkatlerinizi çekmiştim. Seyit Hüseyin Nasır, bildiğimiz felsefi gelenekteki metafizik yaklaşım ile onun kitabındaki bilgilerini değerlendirecek olursak, hemen hemen önemli ölçüde pek çok argümanlarına itiraz edebiliriz. Ama kendisince bir metafizik geliştirmiş. Bu metafiziğin ürettiği bilgiye kutsal bilgi adını vermiş ve bu kutsal bilgiyi yine kutsal bir metafizik diyebileceğimiz bir metafizikle temellendirmiş ve bunu Philosophia Perennis ya da Sophia Perennis olarak ifade ettiği bir kavramla da dile getirmiş. Scientia Sacrit ya da İngilizce Science Secret olarak ifade ettiğimiz bir kavramsallaştırmayla da kendisinin tam olarak bunlarla neyi kastettiğini ortaya koymuş. Onun için onda kutsal bilgi Science Secret'tır da transandental değil mesela. Kantçı bir kavramsallaştırma yapmaz. Bu itibarla Seyit Hüseyin Nasr'ı onun kendi terminolojisi içinde, kendi kavramlarıyla, kendi kastettiği efendim anlamlar üzerinden okumak ve değerlendirmek sağlıklı bir değerlendirme olacaktır. Ancak bu değerlendirmelerde kimi itirazlarımız, hem benim şahsen hem de başkalarının itirazları da söz konusu olabilir. Bu mümkündür. Her görüş, her düşünce, her mütefekkir için bu söz konusudur. Bizim dikkat etmemiz gereken konuyu ne ölçüde ele aldığı, argümanlarının ne kadar tutarlı olduğu, bunları nasıl bir zeminde bize sunabildiği önemli. İşte ben yine bugün bir önceki dersimizdeki kavramları da kullanarak bugünkü derse özel kimi kavramları da yine dersin başında onu şematize ederek bu konuyu size yine kendi sunum efendim özelliğim içinde inşallah arz etmeye ve sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Şimdi ekranımızda tahtamızı paylaşalım. Gördüğünüz üzere değerli izleyenler, sevgili öğrencilerim, Seyit Hüseyin Nasır okumalarının üçüncüsündeyiz. Kitabının yeni Kutsal Bir Bilim İhtiyacı, Kutsal Bilim İhtiyacı kitabının 15 ila 26. sayfaları arasında 10 sayfalık bir makalesi var. Allah Gerçekliktir makalesi. İşte biz burada bugün bu konuyu ele alacağız. Allah gerçekliktir demek ne demektir? Seyit Hüseyin Nasır bundan ne anlıyor? Neden böyle bir konuyu efendim yazma ihtiyacı hissetti? Şimdi konuya başlarken doğal olarak bu gerçeklik konusunda son derece önemli bir hususun altını çizerek başlar. Hemen hemen tüm çalışmalarının merkezi vurgusu
aydınlanma sonrası Batı medeniyetinin özellikle modern bilgi anlayışının isabetli olmadığına yaptığı vurgulardır. Şöyle bir cümleyle özetleyecek olursak Seyit Hüseyin Nasır, modern dünyanın bilgi anlayışını duyu ve deneye endekslenmiş olarak görür ve böyle bir bilgi anlayışı doğal olarak Tanrı'ya, kutsal olana, manevi olana yer vermez. Kitabında da konuya tam da buradan başlar. Batı'nın bilgi anlayışında Tanrı'ya neden yer olmadığını, olamayacağını, böyle bir bilgi anlayışında Tanrı'nın kutsal ve manevi olanın dışlanmak zorunda olduğuna yaptığı vurguyla konuyu ele alır. Tabii bunu ele alırken der ki son derece önemli bir husus olduğu için bunu izninizle onun bir önermesi olarak yazmak istiyorum. Onu yazacağım ve onun üzerinden devam edeceğiz. Batı'ya bütün çalışmalarındaki yine temel itirazında Batı'nın bugün yöneldiği bilim ve bilgi onların kendi iddialarıyla gerçekliğe yani truth dediğimiz efendim bir hususa tekabül eder. Siz böyle diyorsunuz diyor. Ama unutuyorsunuz ki gerçeklik dediğiniz şey Tanrı'dır, Allah'tır. Şimdi işte o tam da buradan bu gerçeklik üzerinden eğer gerçeğe talipseniz tüm gerçekliklerin kendisinden başladığı ve kendisinden kaynaklandığı Allah'tan başlamak zorundasınız der ve bütün çalışmalarında son derece önemli olarak atıfta bulunduğu, sık sık atıfta bulunduğu benim de inşallah Ebu Zeyd'in Sufi Hermenötik kitabını okumaya başladığımızda sıklıkla atıfta bulunacağım Fridtjof Schuon'dan da atıfta bulunarak onun özellikle From Divine to Human isimli son derece önemli bir eseri var. Başlangıç noktamız Allah olmalıdır der. Bunu birazdan temel kavramlar üzerinden nasıl temellendirdiğini inşallah göreceğiz. Şimdi onun Seyit Hüseyin Nasr'ın Allah gerçekliktir. Bu bir önermedir. Allah gerçekliktir önermesini ne ile temellendirdiğine ilişkin diğer bir önermesini yazalım ve oradan hareket edelim. Seyit Hüseyin Nasır diyor ki insan marifetullah'a sahip olabilecek büyük harfle yazıyorum. Mutlakı bu kavramlar üzerinde duracağız. Mutlakı mutlak olarak bilebilme yetisine sahiptir. Şimdi dikkat ediyoruz. Eğer Seyit Hüseyin Nasır temelde felsefi kanaati itibariyle yeşille yazmış olduğumuz bu temel önermesini söylememiş olsa Allah gerçekliktir diyemez. Çünkü Allah gerçekliktir önermesinde bulunabilmeniz için bu önermeyi bulunacak insanın yani
kendisinin ve kendisi gibi düşünenlerin insanı Allah gerçekliktir diyebilmeye yetenekli görmek zorundadır. Böyle bir yetenekten mahrum gördüğünüz insan ki Batı böyle görüyor, o zaman Batı gerçekliği insan üzerinden, insanın deneyimleri ve tecrübeleri üzerinden temellendiriyor. Oysa Seyyid Hüseyin Nasır ve onun gibi düşünen sufiler gerçekliği Allah ile, Tanrı ile temellendiriyor. Bu arada efendim şu ayrıntıyı da belirterek daha dersimizin başında devam etmek istiyorum. Kimi zaman Allah, kimi zaman Tanrı tabirini, kavramını kullanmamın sebebi İslami duyarlılığa hassasiyet ya da İslami bir kavram olmak bakımından Allah tüm dinleri aşkın olarak felsefi ve dinleri genelde kastettikleri manaya tekabül etmesi bakımından da felsefi karşılığı olarak Tanrı diyoruz genelde. Bu ayrıntıya da efendim dikkatinizi çekmiş oldum. Şimdi Seyyid Hüseyin Nasır bu son derece önemli önermelerini temellendiren son derece yine hayati bir hususa dikkatimizi çeker. Der ki, benim gerçeklikten söz ettiğim gerçekliğe ilişkin bilgi, gerçekliğin bilgisi, birazdan konuşacağız, gerçekliğe ait bilgi. Bu bilgiyi üretebileceğimiz iki kaynak vardır. Biri vahiydir, diğeri akıldır. O vahye dışsal vahiy der, yani inzal edilen, indirilen peygamber aracılığıyla insana ulaşan vahiy anlamda dışsal vahiy der. Bu önemlidir. Akıl da içsel vahiydir. Bunu bir sonraki dersimizde insanın kendisini bilmesinin ne anlama geldiğine ilişkin o çok değerli konuyu ele aldığımızda daha detaylı bir biçimde inşallah inceleme şansımız olacak. Akıl içsel vahiydir. Çünkü içsel vahiy kişinin içsel benliği ve aynı zamanda kalbine tekabül eder. Kalptir. Yani burada kalp, onun tabiriyle iç benlik, bir sonraki derste bunların üzerinde daha detaylı inşallah duracağım. Bunu da vahiy olarak görüyor. Buraya dikkatinizi istirham ediyorum. Bir önceki derste onun en önemli kavramsal yaklaşımı budur diye altını çizmiştim. Seyyid Hüseyin Nasır'da kaynak itibariyle bu vahiy ile şununla şu vahiy arasında bir ayrım yoktur. Onun için de bunun ikisinin birlikteliği ve yine onun ifadesiyle içsel vahye ancak dışsal vahyin rehberliğiyle ulaşabiliriz diyor. Son derece önemli bir ifadedir. Yani iç benliğimizde Tanrı'nın bizim kalbimizde ki aklımızda bize sunacağı o kutsal bilgi yine o da bir çeşit vahidir ama bu tür bir vahyin teşekkülü ve zuhuru inzal edilen vahyin rehberliğine muhtaçtır. Demek ki insan hakikatini gerçekleştirmek bakımından inzal edilen vahiy ile içsel mazhar olduğumuz vahyin bu diyalektik ilişkisi
İşte o gelenek dediğimiz, sahih din dediğimiz dinlerin zuhurunun da zemini olmuş oluyor. Şimdi efendim, tabii bunların üzerinde az sonra dersin derinliğine, içine girdiğimizde çok daha detaylı bir biçimde duracağız. Ben konu başlığını ve bu konu başlığını Allah gerçekliktir önermesini Seyyid Hüseyin Nasr'ın nasıl temellendirdiğini ifade etmeye çalışıyorum. Tabii bu konuyu ele alışındaki son derece önemli kavramlardan müsaadenizle başlayalım ve bu kavramları şöyle bir belli maddeler halinde yazalım ve bu kavramların bu birincisi vahiydi. Vahiy, bunu biraz konuştuk. Evet. İkincisi gerçekliğin kendisidir. Gerçeklik ne demektir? Şimdi gerçeklik üzerinde duruyor. Ve burada son derece önemli bazı ifadeler var. Onun üzerinde durmam lazım. Birincisi nihai gerçeklik. Bu gerçekliğin aynı zamanda şöyle söyleyeyim. Bu gerçekliğin bir de şöyle bir şeyi var. Efendim, hicap boyutu, buna perde de diyeceğiz. Perde boyutu var. Bu gerçekliğin nihai gerçeklik, bir de tecelli boyutu var. Üzerinde duracağız. Bir de gerçek olmayan zıttı yönü var. Gerçek olmayanla ilişkisi var. Bunların her birerlerinin üzerinde inşallah duracağız. Allah söz konusu olduğunda bunlar gerçeklikle ilgili iki önemli kavramdı. Vahiye yönelik bir de ya gerçeklik üzerinde duracağız. Allah söz konusu olduğunda burada yine son derece önemli iki tane kavram ile karşılaşıyoruz. Birincisi mutlak sözcüğü, mutlak kavramıdır. Seyyid Hüseyin Nasır bundan ne anlıyor konuşacağız. Diğeri de sonsuzluktur. Şöyle söyleyebiliriz sevgili izleyenler, değerli öğrencilerim. Seyyid Hüseyin Nasr'ın Allah gerçekliktir önermesindeki Allah lafzı sözcüğü mutlak kavramı ve sonsuzluk kavramı üzerinden ele alarak Allah neye tekabül ediyor bize açacak. Sonra bunun ne anlamda bir gerçekliğe tekabül ettiğinden söz ediyor. Onu ele alacak. Dolayısıyla biz de müsaadenizle burada mutlak olandan başlayalım. Mutlak olan üzerinden efendim devam ederek bunun gerçeklikle olan ilişkisine, yine sonsuzluktan devam ederek gerçeklikle olan ilişkisine ve nihai sonuç olarak hem sonsuzluğun hem mutlak oluşun ne anlamda efendim Allah gerçekliktir önermesinin doğruluğunu kutsal bir bilgiye dayanarak, ama kutsal bir bilgi olarak nasıl ortaya koyduğunu görelim. Şimdi böyle yavaş ve tane tane anlatmaya çalışıyorum. Çünkü konu çok nazik, çok önemli ve son derece dikkatli konuşmamı da gerektiriyor, özetlememi de gerektiriyor. Aynı zamanda konunun hazmedilerek anlaşılmasını da gerektiriyor. Şimdi öncelikle Seyyid Hüseyin Nasır mutlak olanı bir ele alır ve mutlak olan ile ne anlaşılması gerektiğini bize anlatmaya çalışır. Biz de buradan başlayalım. Evet.
Mutlak olandan başlayalım. Allah mutlaktır, yani mutlak gerçekliktir demiş oluyor. Sonsuz gerçekliktir demiş olacak. Allah mutlaktır, dolayısıyla mutlak gerçekliktir demiş oluyor. Peki ne demek mutlak? Mutlak ne demek? Değerli izleyenler, mutlak bir kavram olarak dile ait bir kavram. Dile ait bir kavram. Tanrı ve Allah söz konusu olduğunda ve onların mutlak olduğunu ifade ettiğimizde bu sözcük tanımlanamayana, vasfedilemeyene daha açık bir ifadeyle dil içinde dile getirilemeyene tekabül eder. Yani şöyle söyleyeyim, mutlak sözcüğü dile ait bir kavram olmakla birlikte dilin o sözcüğe yüklemiş olduğu anlam itibariyle bu sözcüğün tekabül ettiği gerçeklik itibariyle bu sözcük dili aşkındır. Dil mutlak sözcüğünü dile getiremez. Onun ne olduğunu bize açıklayamaz. Çünkü daha önce mantık derslerimizde de gördüğümüz üzere affedersiniz. Tanımladığınız zaman tanımın adı neden haddir? El haddu sınır çekmektir. Çok affedersiniz. Sınır koymaktır. Mutlaksa sınır konulamayan şeyin adıdır. Sınır koyamadığınız mutlaktır. O halde tanımlayamazsınız. Tanım neydi? Bir isim vermekti. Bir sıfatla onu tavsif etmekti. O halde mutlak dediğiniz zaman birazdan İhlas suresi üzerinde dururken detaylı bir biçimde inşallah ele alacağım. Mutlak dediğimizde felsefede bunun karşılığı Tanrı'dır. Allah değil. Ama biz Allah da diyeceğiz birazdan Seyyid Hüseyin Nasır üzerinden. Çünkü Allah dinin mutlak olanı insan zihnine indirmek, inzal edilen vahiy içinde ona verdiği bir isimdir. İsim verilince artık bu Allah Müslümanların inandığı ilahın adıdır, dikkat buyurunuz. Onun için mutlak olmaktan çıkar. Çünkü bu sadece Müslümanların inandığı zatın adı olur. Başka dinlere inananların, ilahlarının adı da başka. İşte mutlak ad verilemeyendir. Birazdan söyleyeceğiz. Verilen tüm adların gerçekliğinin kendisidir. Onu hangi isimle betimlemeye ve tanımlamaya kalkarsanız kalkın, isimler onu taşıyamaz. O isimleri aşkındır. Bu itibarla dikkat buyurunuz. Mutlak öyle bir şeydir ki totolojik olarak kendisidir.
mutlak mutlaktır. Parmenides'in var vardır gibi söylediği aynı şey. Mutlak mutlaktır. Başka kuracağınız her cümle onu mutlak olmaktan çıkarır. Dolayısıyla işte tam da burada mutlak böyle bir mutlak olduğunda tanımlayamadığımızda, isim veremediğimizde, ölçemediğimizde, tartamadığımızda, Aristoteles'in hiçbir kategorisinin içine koyamadığımızda ne tür bir gerçekliğe tekabül ediyor? İşte Seyyid Hüseyin Nasr'ın kutsal bilgi diyerek, kutsal bilgi üzerinden mutlakın gerçekliği ancak kutsal bir bilgiden hareket edilerek bilinebilir demesinin sebebi tam da budur. Madem ki mutlak mutlaktır, o halde gerçeklik bir sıfattır. Mutlakın gerçeklikle ne tür bir ilişkisi olabilir? Hem mutlak olabilir, hem gerçeklik söz konusu olabilir. İşte tam da burada mutlak nihai gerçekliktir. Bakın, gerçekliği de tavsif etti, bir de nihai gerçeklik dedi. Demek ki mutlak nihai gerçeklik. Peki biz gerçekliği nihai olan ile tavsif ettiğimizde şu gerçekliği nasıl bir gerçeklik olarak betimlemiş olduk? Dikkat buyurunuz. Bu gerçeklik ne tür bir gerçekliktir? Bu gerçeklik mutlak anlamda nihai bir gerçekliktir ama nihai sıfatıyla tavsif ettiğimizde gerçeklik alt katmanlarında işte bu üç unsura imkan verir. Bu üç unsurun imkanı ortaya çıkar. Gerçeklik, dikkat buyurunuz, gerçeklik bir hicaptır, bir perdedir. Şimdi burada işleri derinleştirmeye başlıyoruz yavaş yavaş. Bayağı derinlere ineceğiz, hazır olun. Gerçeklik bir perdedir. Dün yapmış olduğum felsefe okumaları dersimizde de kısmen bu mevzulara girdik. Onu da dinlemenizi tavsiye ederim. Çünkü dikkat buyurunuz, nihai gerçekliğin gerçeklik ama bakın gerçeklik Allah gerçekliktir. Nihai gerçek Allah mutlaktır. Allah gerçekliktir dediğimizde işin içine şu üç unsur girer. Çünkü Allah gerçekliktir dediğimizde burada bu gerçekliği şöyle bağlantılayalım. Bu gerçekliği idrak eden bir müdrik, bir akıl var. Bir müdrik bir akıl var. O halde gerçekliğin bir idrake konu oluş yönü var. Gerçeklik idrake konu olduğunda idrak sahiplerinin, akıl sahiplerinin yani bilinçli varlıkların, bilinç sahiplerinin sayısı derecesinde, çeşitliliği derecesinde
bir hicaba ve bir perdeye dönüşür. Onun için dikkat buyurunuz, nihai gerçeklik müdriklerin idrakinin göreceliliğine bağlı olarak göreceli mutlaktır diyor Fritjof Schuon. Normalde felsefi olarak göreceli mutlak sözcük sorunlu bir sözcük. Göreceli mutlak. Yani mutlakın göreceli idrakinden söz ediyor. Bizim bilinç dünyamızda gerçekliğin kendisini perdelemesiyle başka bilinçli varlıkların dünyasında o gerçekliğin kendisini perdelemesi aynı değil. Onun için göreceli bir perdeden 70 bin hicap falan deniyor ya, işte bu 70 bin hicap sufi gelenekteki terminolojideki ifade, bu hicabın kesreti, perdedeki çokluk müdriklerin kesretine tekabül eder. Perde ve hicap her zaman bir müdrik ve bir bilinç ile ilişkili bir kavramdır. Bunun için dikkat buyurunuz. Bu manada perde müdrikin kendisidir. Dikkat buyurun buraya. Perde müdrikin kendisidir. Biz perdeyiz. Biz perdeyiz. Onun için bir sonraki derste kendini bilen Rabbini bilir'i konuşacağız ya, orada bunu ele alacağız. Biz perde olduğumuzu fark ettiğimizde, bu perdeyi kaldırabildiğimizde, işte o mutlakı deneyimleme ve tecrübe dediğimiz kutsal bilgiye erişmiş olacağız. Bu itibarla Sufi, dikkat edin, ya men setara nefsehu bi nefsihi diyor müracaatında. Ey kendisini kendisiyle örten, buraya dikkat durun. O zaman bir, hicap gerçekliğin tüm göreceli derecelerine tekabül eden bir anlama tekabül etti. Onun için de bir yerde görecelilik varsa bir hiyerarşi vardır. Hiyerarşi varsa onun bir nihai noktası vardır. İşte nihai gerçeklik bilinç düzeyinin en son noktada ulaştığında karşılaşacağı gerçekliğin kendisidir. Sufi terminolojide buna fena denmesinin sebebi üzerinde ileride duracağız. Neden fena dendiği hususu üzerinde duracağız. Dolayısıyla değerli izleyenler, nihai gerçeklik hicaptır, perdedir demek. Seyit Hüseyin Nasr'ın altını çizerek söylediği gibi, Batı dünyasının bugün modern bilgi ve bilim anlayışının Ortaçağ Hristiyan mistisizminde en azından olduğu kadar bir hicap, bir perde, bir illüzyon algısına ihtiyacının olduğunu, bu olmazsa kutsal bir metafizikten ve kutsal bir bilimden her zaman mahrum kalacaklarını söyler. Bu itibarla hicap ve perde bir taraftan bilincin kendisinin perdeliğine işaret ederken, diğer taraftan da hicap ve perde her bir bilinci kendi düzeyinde o perde ve hicabın örttüğü hakikate cezbeder. Dikkat buyurun. Yani perdenin ve hicabın cezbedici virüs koruma programının, bilmiyorum siz de görmüşseniz, ekrana yansıyan bilgisayarın bugün programın vakti mi saati mi doldu nedir? Perde konuştuk ya, perdeler geliyor. Evet. Her bir bilinç sahibini kendi bilincinin perdesini sıyırmaya cezbeden
ve böylece gerçekliğe ulaşmasını sağlayan da bir yönü vardır. Bunu Sufi hermenötikte çok daha farklı boyutlarıyla efendim konuşmaya çalışacağız. O halde hemen şöyle biraz özetleyelim. Çünkü çok vaktimizi alacak konular konuşacağız. Perde aslında bunu İbn Arabi hermenötiğinin o zevkli okumalarına gelirsek inşallah orada göreceğiz. Bu bir berzahtır. Ayrımdır. Bu Derrida, İbn Arabi, Martin Heidegger karşılaştırması yapacağım diyorum ya, orada da inşallah üzerinde duracağım. Derrida da difference'tır. İbn Arabi de perde berzahtır. Ne demek bu? Her zaman bu perdenin bir altı, bir de üstü vardır. Bir altına bir de üstüne işaret eder perde her zaman. Peki sadece bunu konuşuyor olsaydık burada çok şeyler söylemek isterdim ama yerine bırakalım. O halde perdenin üstü tabiri caizse perdeden bakan, perdeyi gören idrak sahibi biziz. Perdenin altındaki gerçekliktir. Peki bunun nihai gerçeklikle alakası ne? Perdenin hem üstü hem altı hem perde birlikte nihai gerçekliktir. İşte kutsal bilgi budur. Kutsal bilgi budur. Bunu vahyin ve geleneğin rafine süzülmüş bilgileri üzerinden temellendirecek, birazdan onları konuşacağız. Şimdi diyor ki mutlak tavsif edilemeyeceği için, tanımlanamayacağı için tecelli eder. Tecelli öyle bir şeydir ki bedihiliktir. Tecelli bedihiyattır. Tanımlanmaya ihtiyaç duymaz. Tavsife ihtiyaç duymaz. Görünen köy kılavuz ister mi demiş atalar, değil mi? Tepeye çıkmışsın, köy görüyorsun. Buraya nereden gidilir diye sormaya benziyor bu. Tecellidir. Ve işte tecelli öyle bir bedihi bildiriş biçimidir ki, dikkat buyurunuz bu ifadelere, tecelli öyle bir bildirme, bilgilendirme, kutsal bir bilgi tarzıdır ki bu tecelliyi fark eden hiç kimse bu bilgiyi yadsıyamaz, dışlayamaz. İşte Batı'nın bilim diye yöneldiği nesne de bu tecellidir zaten. Batının eksikliği bunun tecelli oluşundan haberdar değil. Sorun bu. Şimdi o halde mutlak tecelli eder. Tecelliyatı ilahiyesinden bahsedeceğiz İbn Arabi'nin. Mutlak tecelli eder. Tecelli müdrikin doğrudan bir deneyim ve tecrübesidir. Onun için kutsal bilgi bir tecrübi bilgi, deneyimsel, manevi bir tecrübedir. Hermenötikte bunları ne kadar konuştuk, değil mi? Hermenötik değerlendirmelerimi son ders izlediyseniz, bu konuların birbirine ne kadar ilgili olduğunu orada göreceksiniz. İşte tecelli bizim mutlakı ile mutlaki idrakimiz ya da mutlak ile temasımızın doğrudan hali. Peki bu tecelli nedir? Perdedir.
Bu tecelli perdeler olarak tecelli eder. Bu tecelli perdeler olarak tecelli ettiği için görecelidir ve kesret olarak ortaya çıkar. İşte kesret, çokluk, mutlakın müdriklerin idraklerine ve bilinç düzeylerine göre kendisini açması, inkişaf edip ifşa etmesinin tecellisidir. Ve tecelli bir hicaptır, bir perdedir. Kesret olarak görünür. Kesret olarak görürüz. Ve kutsal bilgi bizi bu kesretteki vahdete ulaştıracak bir deneyim ve bir tecrübeye çağırır. Şimdi madem ki mutlak kendisini tecelli olarak ifşa ediyor, kendisini tecelli olarak bilgi halinde sunuyor ve kutsal bilgi bu tecellidir. Dikkat buyurunuz. Diyor ki Seyyid Hüseyin Nasır, bu tecellinin, bu kesret olarak görünüşünün kesret olmanın, perde olmanın özelliği nedeniyle bunu gerçek olmayan olarak idrak etmeden gerçeklik idrak edilemez diyor. İfadeye dikkat buyurun. Ya bunların diyor gerçek olmadıklarını, bu perdenin, gördüklerimizin gerçek olmadıklarını, bunların gerçek olmayan olduğunu idrak etmeden gerçeklik idrak edilemez diyor. Efendim ne oldu şimdi bu gerçek olmayan olarak idrak ne demek? Gerçekliği gerçek olmayan olarak idrak etmek ne demek? Bir, gerçeklikle ilk temasımız tecelli ve perdedir. Bunu fark etmemiz gerekiyor. İki, bunun bir perde olduğunu, bizi örttüğünü ve yanılttığını görerek bu perdeyi sıyırmak, bu perdeyi ortadan kaldırmak, perdeyi ortadan kaldırma, perdeyi sıyırmadır. Onun gerçek olmadığını bilmek demek. Demek ki mutlakın mutlaklığını örten, mutlakın mutlak olarak idrakini perdeleyen şeylerin aradan kaldırılmasını başarmayınca diyor Seyyid Hüseyin Nasır, gerçekliği idrak edemeyiz. Şimdi bir gerçekliğin nihai gerçekliğe erişinceye kadar hicap, tecelli ve gerçek olmayan aşamaları üzerinden baktığımızda bu gerçek olmayan konusunda çok önemli bir şey söylüyor ama. Diyor ki, arifler ve bilgeler yaşamın, hayatın bu yönünü bir rüya olarak görmüşlerdir. Bunu bir rüyaya benzetmişlerdir. Ve kutsal bilginin onlara sağladığı bilgelik sayesinde bu dünyanın, bu alemin, bu yaşamın, bu perdelerin hicab oluşunu, perde oluşunu fark ederek bu rüyadan uyanırlar diyor bilgeler. Bir farkındalıkla uyanırlar ve bu rüyadan uyanış bilgenin mutlakı kutsal bilgi olarak idrakidir. Bilge bunu fark ederek uyanır. İşte bilge farkı. Bilge diyor buradan bunu fark ederek uyanır. Bilge olmayanlar ölünce uyanacaklar diyor.
Bilgeler burada uyanır, bunu fark eder. Bilge olmayanlar ölünce uyanacaklar. Ölmeden önce ölüm istiyor ya. İşte bu. Bilge ölmeden önce ölen kişidir. Ne demek ölmek? Perdeyi kaldırmaktır. Yaşarken perdeyi kaldırabilen kişidir bilge. Pencerenizin önünde durun, deneyimleyin bunu dersten sonra da. Perdesi çekik bir pencerenin önünde durun. Tül perde olsun bu. Güneşlik değil. Arkasını da gösterebilsin. Şimdi burada birkaç durum var. Bir, direkt perdenin kendine bakarsanız desenine, nakışına dışarıyı hiç görmezsiniz. Sadece perdeyi görürsünüz. Seyit Hüseyin nasıl diyor? Batı bu duruma düşmüştür. Sadece perdeyi görüyor. İki, buranın bir pencere olduğunu, dışarıya açıldığını ama şimdilik bir perde olduğunu, perdeden iyi bakarsam dışarıda da bazı şeyleri fark edebileceğimi görmek, işte bunun perdeyi, tecelliyi fark etmektir. Kutsal bilgi ile bilgeye dönüşmek ve nihai gerçeklikle buluşmak perdeyi sıyırmaktır. Perdeyi kaldırmaktır. İşte Wittgenstein'ın merdivenle dama çık, merdiveni itmek metaforu tam da budur. Yani mutlakı idrak anlamında bu hususları kavramamız gerekiyor. Mutlakla ilgili söyleyeceklerim daha bitmedi. Oraya geleceğim. Şimdi biraz sonsuzluğu konuşalım. Sonsuzluk üzerinden konuyu ele alalım ve sonra bu hususa devam edeceğiz daha. Kaldığımız yerden devam edelim. Seyit Hüseyin Nasır diyor ki, doğal olarak mutlak sonsuzluktur da. Neden? Çünkü o da mutlak gibi tanımlanamıyor. Sonsuzluğu tanımlayamayız. Sonsuzluk şudur diyemiyoruz. Ne matematiksel olarak bunu söyleyebiliyoruz, ne de dilsel olarak bunu söyleyebiliyoruz. Mutlak nasıl ki dili aşkın ise sonsuzluk da öyledir. Şimdi şöyle bir hususa dikkatlerinizi rica etmeme izin verin lütfen. Dilin kavramları olduğu halde dili aşkın olmak Tanrı'nın bizde dil üzerinden bizimle teması demektir. Naçizane her zaman şunu söylemeye çalışıyorum. Tanrı'yla ilk temasımız dildir. Onun için Adem'e hayata gelir gelmez dil öğretilmiştir. Tanrı'yla ilk temasımızdır. Tanrı'ya delil aranmaz da Tanrı'ya delili deliler arar. Tanrı'ya delil aranmaz da delil istiyorsanız dildir. Şimdi bakın. Sonsuzluk da böyledir. Sonsuzluğun ne olduğunu bilmiyoruz. Ama sonsuzluk üzerine konuşuyoruz, konuşuyoruz, bitmiyor. Mutlak da öyle bakın. Bunlar ne ki? Felsefe ve tasavvuf geleneğimizde söylenenler üzerinden bakarsak bu söylenenler deryada katre bile değil. Peki öncelikle Seyit Hüseyin Nasır nasıl ki akıl kalp ayrımına karşı çıkmışsa felsefe geleneğimizdeki varlığın şu taksimine de karşı çıkar sonsuzluk üzerinden. Varlık bizde genel olarak felsefi olarak baktığımızda
Şöyle önce ikiye ayrılır. Vacip olan varlık yani zorunlu varlık. İşte bu mutlaka ve Tanrı'ya tekabül eden felsefi anlamda vaciptir. Zorunludur. Bir de imkansız olan, zorunlunun zıttı olan, mümkün olmayan, imkansız olan yani biri varlık, biri adem olarak genelde. İbn Sina ile birlikte buna imkan da dahil olmuştur. İmkan, mümkün varlıklar. Felsefi olarak bu tanımlamaların içine girecek değiliz ama sonsuzluk meselesinin Allah'ın gerçeklik ile olan ilişkisini ele alırken Seyyid Hüseyin Nasr'ın bunları ortadan kaldırdığını ve son derece önemli ki bunun aynısını İbn Arabi'de de göreceğiz. Çok önemli bir tasavvufi de kavram olarak aynı zamanda şu ifadeyle netleştirdiğini görüyoruz. Allah imkanın kendisidir. Diğer bir ifadeyle Allah mutlak imkandır. İbn Arabi buna hayalat-ı ilahi mutlak hayal diyecek. Sufi hermenötikte bunları konuşacağız. Evet, mutlak imkandır. Şimdi bu o kadar önemli bir tespit ki, harika ve çok önemli bir tespittir. Eğer diyor Allah'ın sonsuz bir gerçeklik olduğunu kavrayacaksak, bunun sonsuz imkanlar demek olduğunu anlamak zorundayız. Rabbim hayırlı uzun ömür versin. Çok harika bir tespit ve çok harika şeyler söylüyor. Sonsuz imkanlardır Allah. O halde diğerlerine bağlayalım hemen. Hiç vakit kaybetmeden bağlayalım. Da bu arada kalemin rengine de biraz çeşitlilik katalım. Göreceli, kesreti, icabı, perdeyi konuşuyoruz madem. Bakın, sonsuz imkanlarsa Allah, mutlak sonsuz imkanlar demekse, o zaman onun tecellisi, onun perde oluşu, perde de sonsuz, tecelli de sonsuz olmak durumundadır. Onun için dikkat buyurunuz. İmkanat bir sınır değildir, sınırsızlıktır. İbn Arabi bunun için diyecek ki, bizim hayal kurabiliyor olmamız onun sonsuz imkanlarının farkındalığımızı mümkün kılıyor. Eğer biz hayaller kurabiliyor olmasaydık, onun sonsuz imkanlar oluşunu idrak edemezdik. O halde Allah sonsuzluktur demek, sonsuz imkanlardır demektir. O halde şu manaya geliyor. Varlık bir perdedir, varlığın perde oluşunun sonu yok demektir. Varlık sonsuz perdedir. Zaten Arapçada 70 bin hicap kesretten kinayedir. Sonu, nihayeti yok. Yani nihai gerçeklik, nihai imkanlar demektir. Şimdi buna böyle baktığımızda diyor ki, çok önemli ifadeler bunlar. Ben dikkat buyuralım. Kavranması, emek isteyen şeyler bunlar. Allah imkandır. Sonsuz imkan demektir. Bu sonsuz imkan kavramı zorunlu olarak imkansızlığı da kapsar. Zıtlar
İşte burada ortaya çıkar. İmkanlar sonsuz olunca kesret ortaya çıktı. Zıtlık ortaya çıktı. Zıtlık ortaya çıkınca iyi kötü ortaya çıktı. Teodisi ortaya çıktı. Her şey ortaya çıktı. Niye? İmkanlar sınırsız oldu. Allah sonsuz imkanlardır demek, Allah kendisinin de zıttıdır demekle eşdeğerdir. Buyurun bakalım. Demek ki sonsuzluk ve mutlaklık idrakimizin bütün çemberlerini kıracak derecede, çünkü bizde idrak bir çemberdir. Ve doğası gereği sonsuzluğa da mutlaklığa da aykırı bir efendim sınırlılığı söz konusudur. İşte kutsal bilginin rehberliği bu sınırlılığı, bu çemberi kırarak o sonsuzluğu, nihai gerçekliği ve mutlaklığı idrak edebilmemizi mümkün kılmaya çalışır. Böyle olunca Allah sonsuzdur dediğimizde sonsuz oluş, mutlak oluş, kutsal bilgi olmaksızın bu mutlakın ve sonsuzun rehberliği olmaksızın kavranabilecek, idrak edilebilecek hususlar değildir diyor Seyyid Hüseyin Nasır. Efendim şimdi bunu İhlas Suresi üzerinden örneklemiş. Biz de İhlas Suresi üzerinden tam olarak konuyu bütün bu konuştuklarımızla da ilişkilendirerek yeniden bir ele alalım. Tam olarak en son Allah gerçekliktir, tam ne demek onu değerlendirmeye alalım. Müsaadenizle İhlas Suresini yazıyorum. Bir de Besmele-i Şerife yazalım, değil mi? Evet. Kul huvallahu ahad. Allahu's-Samed. Lem yelid ve lem yulet ve lem yekun lehu kufuven ahad. Evet, böyle sola döndüğümde biraz galiba sesim kesiliyormuş. İnşallah duyulmuştur. İhlas suresini tam bir analiz etmemiz gerekiyor. Çünkü Seyyid Hüseyin Nasır der ki, İslami öğretide, Kur'an'ı öğretide Allah'ın gerçekliğine ilişkin İhlas suresi kadar özgün, özet, net konuda bize bilgi veren başka bir kutsal bilgiye daha ihtiyaç yoktur. Bir, kul öncelikle inzal edilen bir bilgi, vahiy, inzal edilen vahiy. Bir mesaj geliyor. Bir mesaj geliyor. Bu mesaj tam da bugünkü konumuzla ilgili olan hakkında bize bilgi verecek. O kadar harika ki ayet-i kerime gerçekten.
Tam bir icaz örneği. Diyor ki, onu şöyle renkle çembere almak istiyorum. De ki, huve, bunun üzerinde duracağım. Huve, mutlak olan demektir. Onun için gayb zamirle huve, hu'dur. Sufiler bunu hu'ya çevirdiler. Onu da konuşacağız birazdan. Peki, mutlak, şimdi vahiyye, dil ya, insana hitap ediyor ya, bu mutlaka bir isim koydu. Mutlaka bir isim verdi. Artık mutlak olmaktan çıkardı bunu. İsim verdi. Sonra ahad dedi, bir dedi. Yine bir anlamda bunu bir ölçüde hem yeniden mutlaka irca eyledi, hem de mutlakın çok önemli bir özelliğiyle onu irtibatlandırdı. Az sonra konuşacağız. Bir olmanın ne demek olduğunu biraz konuşacağız. Huve ile ilgili olarak. Dikkat edin. Allahu es-Samet. Huve değil. Allah. İsim. Es-Samet. Es-Samet, Seyit Hüseyin Nasr'ın da vurgusuyla mutlak özdür. Yani tüm tecellilerin, tüm hicabın, tüm perdenin özü Samet'tir. Yani Allah perdedir. Perdenin özüdür. Diyor. Perdenin özüdür. Bunlar henüz daha kelimeleri tanıtıyorum. Üzerinde tam durmadık. Üzerinde duracağım. Bir de tüm mahallelerde üzgünüm. Görebildiğim, tabii görmediklerim için bir şey söylemiyorum. Beni bağışlasınlar. Hatalı olarak tercüme edilen, doğmamış ve doğrulmamış diye tercüme ederler. Bakın mahallelere. Bu ikisi de aynı. Doğmamış da doğrulmamış da ikisi aynı demektir. Doğmak, doğrulmak aynı şeydir. Ama Kur'an öyle söylemiyor ki. Çok önemli bir şey söylüyor. Ve bizim mahaller, mübarekler, zaten Kur'an'ın büyük bir ekseriyetiyle ilgili de öyledir. O güzelin mesajları sanki örtmek vazifeleriymiş gibi hatalı ve çirkin tercümeleriyle yüce mesajın güzelliklerini de örtüyor, mesajını da örtüyor. Oysa bakın, lem yelit doğurmamıştır demektir. Olmamış değil. Böyle de doğurmaktır. Doğurmamış. Ne demek? Yani Allah, Allah Meryem değil. Doğuran Meryem'dir. Bu Hristiyanlığa yönelik inmiş bir suredir. Çok harika bir Hristiyan teoloji eleştirisi bu ayet kerime. Allah Meryem değil. Doğurmaz o. Allah doğurmaz. Meryem değil. Doğrulmamıştır. Velem yulet doğrulmamış. Bakın. Bu doğuran, bu da doğan. Yani Mesih de değil. Allah ne Meryem'dir ne Mesih'tir. Ya nedir? Velem yekun lehu kufven ahad. Bakın bir ahad daha geldi. Şimdi bu ahad mutlak olana birazdan üzerinde duracağız. Tekabül eder. Bu ahad müşahhas olana, bu külli olana, bu cüz'i olana tekabül eder. Burada ahad, velem yekun lehu kufuven ahad, doğrulmuş olanlar, doğuranlardan hangisi olursa olsun, birer ferdi cüz'i olmak hasebiyle bu ahad nerede, bu ahad nerede? Arasındaki fark kül ile cüz, külli ile cüz'i arasındaki fark kadar farktır. O halde şimdi
Dikkat buyurunuz. İhlas suresinde huve bir üçüncü tekil şahıs, gaip zamir değildir. Çünkü mutlaka hiçbir zamirle işaret olunamaz diyor Nasır ve Sûr. Onun için o mutlak huve değil, aynı zamanda hu'dur ve bu huve de üçüncü tekil şahıs değildir. Ya işaret edilemeyendir. Huve işaret edilemeyendir. Huve işaret edilemeyendir. Huve işaret edilemediği için mutlaktır. Peki mutlak, mutlak yani de ki gerçekliğin kendisi, gerçeklik, gerçekliğin kendisi sizin dil üzerinden aldığınız bu mesajla size Allah ismiyle bundan sonra tanıtılacak. Siz bu gerçekliğe ve mutlaka Allah, Allah, Allah diye seslenerek onunla iletişime geçeceksiniz. Perdeyi Allah, Allah, Allah diye sıyıracaksınız. Bu isim sizi müsemması olan hüveye mutlaka ulaştıracak. Ve ehad mutlak gerçeklik yani nihai gerçeklik. Nihai gerçeklikte perde, nihai gerçeklikte kesret, nihai gerçeklikte ondan başka kimse yoktur. Onun için la mevcude illa hu, bakın. İllallah değil, dikkat buyurunuz. Niye sufiler la mevcude illallah demeyi bilmiyor mu? La mevcude illallah değil. La mevcude illa hu. Çünkü dikkat buyurunuz. Mevcut neydi? Mevcut. Sonsuz imkanlardı. Sonsuz imkanlar. Mevcut sonsuz imkanlar demektir. Biz Sufi hermenötikte de bunları konuşacağız. La mevcude illahu. Bu Arapçada la ve illa kullanımı o kadar önemlidir ki. La ve illa. La illa ile birlikte kullandığında la nefyettiği şeyin vücudunu ilk önce tespit eder. Çok önemli bir şey. La bir cinsten bir sıfatı nefyedince nefyetmeden önce onu tespit eder. Onun için Sufi, dikkat buyurunuz. Önce varlığın sonsuz imkanlar olarak, hayalatı ilahi olarak sonsuzluk, sonsuz imkanlar oluşunu tespit eder. Önce perde vardır der. Sonra konu bu ve mutlak olduğunda bu perdeyi iptal eder. Yani Sufi terminolojide, Sufi felsefede, tasavvufi teorik tasavvufta dikkat buyurunuz. Allah ile ifade edilen ki huve mutlaktır. Mutlak dışında hiçbir şey yoktur demez bu cümle. Tam da Seyyid Hüseyin Nasır bunu anlatıyor işte. Bu cümle bunu söylemez. Bu cümle ikisini de tespit eder. Bak, bu cümle ikisini de tespit eder. Mevcudu mevcut olarak
mutlakı mutlak olarak tespit eder, arasındaki zorunlu ilişkiye dikkat çeker. Aralarında zorunlu bir ilişkinin olduğuna dikkatimizi çeker. Çünkü tüm sufi ve irfani gelenekte mevcud olmadan, mevcudat olmadan, perde olmadan mutlaktan söz edemeyiz. Onun için dikkat buyurunuz. Allah gerçekliktir önermesine birazdan döneceğiz. Orada gerçekliğin ilk bizim idrakimizle buluştuğu yer vücuttur. Perdedir. Vücut, varlık bir perdedir. Ve biz bu perdeyi la ile sıyırırız. La perdeyi perde olmaktan kaldırmaz, onu yok etmez, Adem'e göndermez. Ya onun varlığını kabul ederek onu aradan çıkarır. Onun için yine hem tasavvuf geleneğimizde hem Seyyid Hüseyin Nasr'ın bu çok değerli ve önemli makalesinde az önce söylediğimiz sonsuz imkanlar imkansızlığı da içerir, Allah da zıttını içerir demiştik. Ederseniz. Şimdi burayı açalım biraz. Sonsuz imkan, imkansızlığı da kapsar. Seyyid Hüseyin diyor ki, kapsamasa sonsuz olamaz. İmkansızlığı kapsar. Peki imkansızlığı açmamış tabii o biraz. İmkansızlığı İbn Arabi'ye mübarekin kapısını çalalım, dergahına yüz sürelim bu arada. Ve ona soralım. Adem'dir. Onun için İbn Arabi tasavvufunda Adem bizim kelamcıların anladığı gibi yokluk değildir ya. Sonsuz imkan oluşunu garanti eden imkansızlık zemiğidir. Ne kadar Heideggerian oldu? Zaten o insanların da beslendiği yer buralar. Dikkat edin. Diyor ki, Adem dediğiniz şey diyor İbn Arabi, bir kısım kelamcıların anladığı gibi yokluk, mutlak yokluk falan değildir. Ya Adem yokluk hayalati ilahiyenin sonsuzluğunun zeminidir. İmkan her zaman bir sınır ima eder. Bir sınırlılık ima eder. İmkanı sonsuzluk sıfatıyla tavsif edebilmeniz için onu imkansızlık ve Adem'le ilişkilendirmek zorundasınız. Çünkü ancak imkan Adem'i de kapsadığında, yokluğu da imkansızlığı da kapsadığında sonsuz olabilir. Çünkü imkansızlık ve Adem dediğimiz şey sonsuz imkanın içinde olmak zorundadır. O halde Allah zıttını da kapsar diyor. Sonsuzluk üzerinde. Allah zıttını da kapsar. Yani Allah öyle bir gerçekliktir ki Allah'ın olmayışına ilişkin söylenecek her şey de onun gerçekliğinin bir imkanı ve bir zeminine dönüşür. Onun için Allah mutlak ve sonsuz oluşu üzerinden
öyle bir hakikate, öyle bir gerçekliğe tekabül eder ki bu reddedilemezdir. Yeter ki bu gerçekliği fark etmenin metafiziğini, bu gerçekliğe ulaşmanın kutsal bilgisini elde etmeyi, inzal edilen vahyin rehberliğinde, yaratılıştan bizimle birlikte gelen içsel vahyin, var olduğumuz andan itibaren bizim içimizde bize sürekli seslenen içsel vahyin, kalbin birlikteliği üzerinden gerçekleştirebilir. Biraz yukarı çıkalım, sonra tekrar aşağıya inelim. Şöyle yapalım. Şimdi tam olarak Allah gerçekliktir ile ne demeye çalıştık? Allah gerçekliktir ile ne demeye çalıştık? Bizim bir gerçeklik algımız var. Bu işte hicapla temasımızdan başlıyor. Bir gerçeklik algımız var. Bunu hangi düzeye diyor indirirseniz indirin. Ne düzeyde fark ederseniz fark edin. Fark ettiğiniz bu gerçeklik Allah diye isim verdiğimiz mutlakın kendisidir. Şimdi burada Allah bir isim. Gerçeklikle birlikte bunlar mutlaktır. Böyle olduğunda Allah öyle bir gerçekliktir ki, bunu bir sonraki dersimizi kaçırmayın sakın. Bir sonraki dersimde çok burayı daha açarak çok önemli bir konu, kendimizi bilmeyi konuşacağız. Bunun nasıl Rabbi bilmek anlamına geldiğini inşallah ele alacağız. Allah gerçekliktir. İşte mutlakın gerçekliğidir. Sonsuzun sonsuz imkanlar olarak önümüzde açılışının gerçekliğidir. Bunu nasıl yok sayabilirsiniz? Adını farklı koyabilirsiniz. İsim sonuçta, değil mi? Kul huvallah. Huve o mutlaktır. Allah. Siz ona Allah deyin. Başka bir şey de diyebilirsiniz. Onun mutlak gerçekliğine tekabüliyetini reddedemezsiniz. Onun için efendim, naçizane bu özellikle tasavvuf ve irfan geleneğimizin konuya yaklaşımı üzerinden konuşuyoruz. Tabii şu anda Seyyid Hüseyin Nasr konuşuyoruz. Tecellinin, hicabın, perdenin gerçekliğini kabul etsek de bizi mutlaka götürür. Onu bir illüzyon saysak da bizi mutlaka götürür. Ha, birileri var bu mutlaka gittiğini fark eder, bilge uyanır dedik ya. Yaşarken uyanır. Birileri de var, ölünce uyanır. Fark bu. Fark bu. Onun için tüm tasavvuf geleneğimizin o devasa mirasını okuyunuz. Bu mirasta hiçbir sufinin Allah'ı ispat, ona delil getirmek, bilmem ne gibi ne derdi var, ne tasası var, ne de onu bir konu ve mevzu eder. Çünkü
O varlığa, mevcudata zaten onun tecellisi olarak bakıyor. Sufinin derdi, Seyyid Hüseyin Nasr'ın bu makalede anlatmak istediği şey, bu bizim ilk olarak idrakimize sunulan perdenin değerini fark etmektir. Dikkat buyurun. Değerini fark etmektir. Bizde hatalı olarak perde maksudu örttüğü için olumsuz algılanmış, olumsuz efendim değerlendirilmiş. Onun için dünya fanidir, manidir, kötüdür, mötüdür diye söyleniyor ya. Ne kadar bilmeden yapılan konuşmalar bunlar. Perde zaten o mutlakın kendisi. İşi bilen sufi nasıl sesleniyor bak. Ya men setara nefsehu bi nefsihi diyor. Söze bak. İşte bitirmiş bir cümle. Perde kim ki? Perde ne ki? Perde değersiz olur mu? Perdenin değerini anlamadan, perdenin önemini görmeden ki biz de perdeyiz kendimiz. Bir sonraki derste bunu konuşacağız. Nasıl perdenin perdelediğini görebiliriz? Dikkat buyurunuz. Mutlak Allah değerin ta kendisi değil mi? Evet. Onu örten şey nasıl değersiz olabilir? Değerliyi değersiz bir şey örtebilir mi? Üzerinde düşünün diye söylüyorum. Mutlak, ezeli, ebedi, sonsuzdur. Peki, bunu sonlu bir perde örtebilir mi? Ya. İşte bizim o perdeyi örteni, perdenin güzelliğini, perdenin estetik yönünü, perdenin değerini, perdenin iyiliğini, perdedeki hayrı fark edebilmemiz de perdenin nakşındaki zıtlarla mümkün oluyor. Perde kendini zıtlarla nakşetmiş. Bu nakşı görünce, bu nakşı görünce öyle bir perde, öyle bir nakışla kendisini örtmüş ki burada hayır şer, iyi kötü, güzel çirkin el ele görünüyor. Karmaşık görünüyor. Çünkü bu perdeyi fark edip de perde aradan kalktığında buraya lütfen dikkat edelim. Perde ortadan kalktığında mutlak söz konusu olduğunda burada iyi de yok, kötü de yok, güzel de yok, çirkin de yok, hiçbir şey yok. Niye?
Burada dil yok. Dil bitti. Dil bitti. Fena. Dil bitti. Perde bitti. Dil perdeydi zaten. Bitti. Peki bura ne? Bura mutlak olma halidir. İşte tasavvufun o yüce hedefi kişinin o mutlak oluşu mutlak olarak idrakidir ve orada artık kişi yoktur. İbn Arabi'nin ünlü sözüyle söyleyecek olursak, bana tevhidi anlat diyorlar. Nasıl anlatayım? Ben sana tevhidi anlatmam için ben olmam lazım, sen olman lazım. Bu sefer tevhid olmaz, nasıl anlatayım? Ben olmayıp sen olmayınca da tevhidi anlatmaya ne gerek var diyor. Kime anlatacaksın tevhidi? Mutlak. Bu itibarla dikkat ediniz. Allah söz konusu olduğunda, Allah'ın gerçekliği söz konusu olduğunda, niye madem Allah varsa bu kadar kötülük var, bilmem ne var deyip duruyorlar ya Teodise'de, Teodise makalemi de bu arada okumanızı öneririm. Bunlar küçük idrakler. Basit düzeyde perdeyle temasların feryatlarıdır. Çünkü mutlak sonsuz imkan olarak kendisini ifşa edince sonsuz imkan olmanın gereği tüm karşıtlarını, çelişiklerini, zıtlarını içeren bir perde nakşeder. Bu perdenin de kendine özgü, muhteşem ve güzel bir estetiği var görebilen için. Bu nedenle lütfu kahrı bir bilmek, lütfun da hoş, kahrın da hoş diye hoş olana indirgiyor. Onu bir sonraki derste konuşacağız. Oysa mutlaka geldiğimizde orada hoş da yoktur. Peki bu mübarek sufinin tercüman olduğu şey ne? Perdeyi tanımaya çalışıyor. Perdeyi. Hicabı anlamaya çalışıyor. Tüm şairler neye şiir yazıyor sanıyoruz? Tüm büyük edipler neyi kaleme alıyoruz zannediyoruz? Perdeyi. Mecnun kime aşık oluyor? Perdeye. Niye? Çünkü Leyla'nın aşkı o perdeyi deldirecek, sıyırtacak ona. Demek ki mutlak Seyit Hüseyin Nasır açısından öyle bir kutsal bilgiyle erişilebilecek bir nihai gerçekliktir ki bu nihai gerçekliğin elde edilebilmesi ancak inzal edilen vahyin rehberliğinde olur. Bununla da bize verilen mesaj varlığı var olan olarak, varlığı bir hicap olarak görmektir. Hicap, perde, Seyit Hüseyin Nasır felsefesinde hatta tüm mistik gelenekte
öyle muhteşem bir metafordur ki bunu fark edebilen zekanın, bunu fark edebilen aklın böyle bir bakış açısını, mutlak ile ilgili böyle bir tefekkürü gerçekleştirebilen insanoğlunun şu yeşille dersin başında yazmış olduğumuz Seyit Hüseyin Nasr'ın kendini temellendiren ifadesinin ne kadar yerinde olduğunu görüyoruz. Böyle bir yeteneğe sahip olmasaydık, Allah bize verdiği akıl sayesinde, dil sayesinde böyle bir yetiye bizi mazhar kılmamış olsaydı, böyle hicaptan, perdeden, merdeden, şiirden, edebiyattan, estetikten nereden bahsedecektik? Niye şiir bitmiyor? Niye edebiyat bitmiyor? Niye aşk bitmiyor? Niye? Çünkü perde var, perdeden içer o. Açıyorsunuz, artık perde kalmadı sanıyorsunuz, bir başka perdeye açılıyorsunuz. Bu perdeyi, perde olduğunu fark edip açıyorsunuz, başka bir perdeye açılıyorsunuz. Hicabın sonsuzluğu, sonsuzluğun sonsuz imkanatı diyalektik olarak bizim mutlaka vuslat yolculuğumuzdan ibarettir. Yoldur. Tao'dur. Yoldur. Öyle söylüyor Seyyid Hüseyin Nasır. Yoldur. Yolculuk yürüyoruz. Menzil menzil perdeler kaldırıyoruz. Menzil menzil perdelerle tanışıyoruz. Meğer yol ve hayat perdelerin güzelliğine bir aşktan ibaret. Meğer yol kendisi zaten vuslatı. Kendisi zaten hedefmiş. Yolu yolunca yürümeniz dileğiyle, yolu sizi ona götürecek yolunuz olarak yürümeniz duasıyla, bir son hususa daha çok uzattım biliyorum, temas ederek bitiriyorum. Seyit Hüseyin Nasır hiç kuşkusuz yetiştiği havza itibariyle Mahatma Gandhi, çok istifade etti, çok yararlandı. Son derece önemli isimlerden birisi. Seyit Hüseyin Nasır der ki, Allah is truth. Gandhi tam tersini söyler. Onun için Gandhi'nin bir eseri var, Truth is God diye, onu okumanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir eserdir. İkisi de kutsal bilginin kutsal yolcuları diyelim artık. İkisi de kutsal bilginin büyük dehaları, büyük yolcuları gerçekten bunlar. Tersi gibi duruyor gibi görünüyor, değil mi? Hayır. Önermeler itibariyle aynıdır. Çünkü Allah gerçekliktir dediğimizde, gerçeklik de Allah'tır demiş oluyoruz aslında. Bunu mantıkta aksi müsteva olarak da gördük ya, bunu demiş oluyoruz. Ama burada Seyit Hüseyin Nasır tam da şuuncu bir perspektifle "From divine to human"
kutsal olandan insana doğru bir geliş. Burada Gandhi'de özellikle İngilizlere karşı verdiği mücadele itibariyle de onda dikkate alırsak, truth is God'ı, from human to Allah, to divine, to God yapıyor. Avam kamerasında İngiltere'ye gittiğinde Allah'ı inkar ettiğini, Allah'ta bir şey olmayacağını, artık bilimin olduğunu, her şeyin bilimsel olarak konuşulduğunu, bilimsel gerçekliklerin olduğunu, artık bundan sonra Allah, Tanrı, Manrı, bunlar nedir diye kibirli kibirli konuşan birine diyor ki, senin dilin böyle söylüyor da Allah'a inandığın, Allah'ı kabul ettiğin farkında değilsin diyor. Kızıyor adam. Niye diyor? Gandhi'ye. Bana şu bilimin gerçek olduğunu kabul ediyor musun diyor. Evet. Bilim gerçek midir diyor. Evet diyor. İşte Tanrı odur diyor. Ya bizim sufi gibi söyleyelim. Ya men setara nefsehu bi nefsihi diyor ya. Sufi gibi söyleyelim. Ey Allah yok diyen Allah'ın kulları, mutlakın perdeleri. Perde örttüğünü nasıl yok sayabilir? Onu yok sayabilirse nasıl perde olabilir? Bir şeyi örtmüyorsa nasıl perde olabilir? Perde, perdeliğini örttüğüne muhtaçtır gülüm. Ya perdeyiz. O kadar değerli bir şeyin perdesiyiz ki, perdelediğimiz kadar değerliyiz. Çünkü perdelediğimizin perdesiyiz. Yolunuz, bahtınız açık olsun efendim. Önümüzdeki bir Seyyid Hüseyin Nasır dersinde kendimizi bilmenin anlamını araştırmak üzere buluşuncaya kadar Allah'a emanet olunuz. Sağlıkla, afiyetle kalınız efendim.